Almanya sonrasında işçiye ihtiyaç duydu. Çünkü beşeri açıdan, demografik açıdan zayıftı o dönem. Ve Almanya'ya Türk göçü başladı. Evet. 1961'de başladı. Bugüne kadar geldi. Oradaki Almanya'daki Türkler nereden nereye geldiler? Kısaca böyle bir onların da gelişimini, tekamülünü aktarabilir miyiz? Önce bir başka bir şeyle başlayayım. Bu da çünkü Türkiye'de çok bilinmeyen bir olgu. Hı-hı. Almanya'nın NATO hikayesi. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye oldu biliyoruz. Evet. Almanya 1955'te. 3 sene sonra. 3 sene sonra. Dönemin Almanya şansölyesi 1954 yılında Türkiye'ye geliyor, Ankara'ya geliyor. Rahmetli Adnan Menderes'le görüşüyor. Evet. Ve Menderes'ten rica ediyor, Konrad Adenauer, Almanya'nın ilk şansölyesi. Diyor ki lütfen Türkiye Almanya'nın NATO üyeliğini desteklesin. Hmm, bu çok önemli bir tabii bilgi ki, hocam. Tabii ki 1955'te ve cidden Türkiye'nin de desteğiyle, malum veto hakkı var NATO'da biliyorsun. Evet. Türkiye'nin de desteğiyle. Yani Yunanistan'ı veto etmediğini, Albaylar Cuntası'ndan sonra tabii NATO'ya girmesine yardımcı olduğumuzu tabii biliyoruz ve eleştiriyorduk ama bu daha özel kesinlikle bir bilgi. Kesinlikle ve 1955 yılında Türkiye'nin de desteğiyle beraber Almanya NATO üyesi oluyor. Evet. Ve bunu diyorum hani biraz dönem dönem ifade etmemiz lazım. Çünkü genelde hep ya işte siz Türkler Almanya'dan para istiyorsunuz şunu falan. Tamam da siz de zamanında bizden istediniz ve biz de yaptık evet, dostluk çerçevesinde. Şeye gelirsek Almanya'daki Türkler, bunun da ilginç bir hikayesi var. Ağustos evet, 1961'de Doğu Almanya Berlin Duvarı'nı örmeye kalktı. Hı hı. Ördü duvarı. Ondan sonra Berlin Duvarı'nı ördükten sonra yani bilirsiniz haritaya baktığında Berlin Doğu Almanya'nın ortasındaydı. Evet, o zaman. Tam ortada. Tam ortada. Eskiden yani 1949'dan 61'e kadar 2,5 milyon Alman doğudan batıya kaçtı. Evet. Yani bir şekilde Alman istihdam şeyine sağlayabildi. Çalışan işçiler gitti. Fakat Berlin Duvarı'nın örülmesiyle beraber doğudan batıya kimse kaçamadı artık. Ve dikkat edin 31 Ekim 1960 yani Berlin Duvarı'nın örüldüğünden 3 ay sonra Federal Almanya Türkiye ile bu göç anlaşmasını imzalıyor, işçi göç anlaşmasını imzalıyor ve işte Türkler yavaş yavaş 1961'den başlamak üzere Almanya'ya gitmeye başlıyorlar. Evet. Yani Berlin Duvarı belki olmasaydı, hı-hı, belki Türk işçileri o zaman Almanya'ya göç etmezdi. Evet. İhtiyaç olmayacaktı tabii belki. Ve şimdi bugün dediğimiz gibi dördüncü nesil oldu herhalde. Dördüncü nesil Türkler Almanya'da yaşıyor. İşte hem Türk asıllı Alman, Alman pasaportlular var, Türk pasaportlular var. Yani ve başarı hikayeleri de var bunlar. Yani çok başarı evet, hikayeler var. İşte siyasette, toplumda, medyada, sporda ben Alman televizyonunu sürekli izlerim. Haberleri bir Türk sunar, işte hava durumunu bir Türk anlatır. İşte Mesut Özil biliyorsunuz futbolcu, Bülent Ceylan diye bir tane genç arkadaşımız var. Anne Alman, baba Türk. Evet. Almanya'nın Cem Yılmaz'ı. 70 bin kişiyi statlara dolduruyor ve 70 bin Alman'ı güldürebiliyor. Evet. Bu büyük bir başarı. Büyük çünkü başarı, Almanlar kolay kolay gülmez. Yani cidden espri kabiliyetiyle hani Almanya'da artık hani biliyorsunuz 1961'de biz işçi çağırdık. Max Frisch'in sözü, insanlar geldi. İşçi diyorlardı işte. Misafir evet, işçi, Gastarbeiter. Bugün artık Almanya'daki Türkler misafir işçi değil. Bugün artık Almanya'daki Türkler işverende. Bugün evet, Almanya'da 100 bine yakın Türk işletmesi var. Yani hem entegre olarak hem tabii de kendi kültürlerini tabii, muhafaza ederek varlıklarını sürdürüyorlar kesinlikle, ve dördüncü nesle ulaşmış durumdalar. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de ilk Almanya'ya gittiğimde 99 yılıydı. Evet. Hiç Almancam yok. Ich nicht Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch, evet. Oraya vardım, havaalanında bir şey sormam gerekiyor. İşte Fransızcam var evet, biraz. Fransızca sordum. Görevli Fransızca bilmiyor. Sonra İngilizce evet, sordum. İngilizce de bilmiyor. Ben de kendi kendime dedim ki Allah Allah nasıl söylesem acaba derken. Türkçe söylüyor. Ben biliyor Türkçe biraz dedi. Işte. Neden? Benim Türk erkek arkadaş var dedi. Evet. Kadın ve bana yardımcı oldu. Orada anladım ki hakikaten Almanya'da Türkler önemli bir antite kesinlikle, orada kesinlikle, şeyde.